Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar bugün 5 Nisan 2021. Ben 7 Şubat günü bahçemde tohumdan kendiliğinden çıkan dut ağacının bir dalına dilcikli yarma aşı yapmıştım. Dilcikli yarma aşı nasıl yapılır? Yapılırken nelere dikkat edilir? Önce onu izleyelim. Ardından aşının bugünkü durumunu bir gözlemleyelim. Bu sırada aşımız için ve ağacımız için neler yapabiliriz? Onları bir gözlemleyelim. Görüyorsunuz burada yabani dudum var. Ama geçen yıl bu yabani dudun bu noktasından göz aşısıyla bir urmu dudu aşılamıştım. Urmu dudu sürgününü uç noktasından alacağım. Bu kısmı şuradaki yabani sürgüne aşılayacağım. Bu aşılamada dilcikli yarma aşı yöntemini kullanacağım. Şimdi dilcikli yarma aşı uygulamasına başlıyorum. Bu dalın ucundaki sürgünü alıyorum. Ve gövde kalınlığı aynı olan bölümüyle aşılama yapacağım. Bakın burada gövde kalınlığı hemen hemen aynı. Ve bu bölümü kullanarak aşılama yapacağım. Şimdi şu şekilde çubuğumuzu kesiyoruz. Üstten kesme işlemini en son yapacağız arkadaşlar. Sağlıklı iki tane göz bırakacağız. Üstten fazlalığı o zaman alacağız. Şimdi arkadaşlar gayet genişçe eğimli bir kese açacağız. Bu şekilde bir eğim oluşturduğumuz zaman temas yüzeyi artacak. Temas yüzeyi arttığı için de aşımızın tutma ihtimali artacak arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra aynı işlemi şu şekilde bu çubuğa uygulayacağız ve geniş bir kesi yüzeyi oluşturacağız. Şu şekilde. En uçtaki kabuğu almıyoruz arkadaşlar. En uçtaki kabuk duracak. Çünkü burayı şöyle hafifçe kazıyacağız. Çok hafif kazıyacağız. Burayı da çok hafif kazıyacağız. Çünkü üst üste binme yaptığı zaman bu çıkıntı buradaki açıklığı kapatmış olacak. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Açımız gayet güzel oldu. Örtüşmeler güzel olacak. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunun tam ortasından bir yarık açacağız. Dilcikli denmesinin sebebi bu. Böylece yüzeyi daha da artırmış olacağız arkadaşlar. Yine bunu da buradan kesiyoruz. Kopartma yok arkadaşlar. Sadece yarıyoruz ve bırakıyoruz. Şimdi bu şu gördüğünüz yarıktan şu yara geçişme yapacağız. Şimdi bu işlemi daha yakından göstermek istiyorum. Görüyorsunuz. Şu şekilde oturttuğumuz zaman buradaki dilcikler birbirine girişim yapacak ve kabukların temas yüzeyini artıracak. Temas yüzeyi ne kadar artarsa aşımızın tutma ihtimali de o kadar fazladır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dilciklerin tam anlamıyla yapışmasını, karşılıklı kabukların üst üste gelmesini sağladıktan sonra aşı bandı ya da streç filmle sarıyoruz. Tam merkezden başlayalım sarmaya. Sıkıştıra sıkıştıra sardığımız zaman inanılmaz bir geniş yüzey alan oluşturduk. Bu sıkıştırmayla da o kabuklar birbirine daha kolay, daha güzel, daha sağlam bağlanacak, yapışacak ve aşımız güzel sonuç verecek. Bu kadar sargı yeterli arkadaşlar. Şimdi bir gözümüz burada var, bir göz de arkasında var. Bu iki göz bize yetecek arkadaşlar. Ve üstteki dalı alıyorum. Şu şekilde çapraz keseceğim. Sivri olan kısım göze bakacak. Böylelikle gözün geriye çürümesini engellemiş olacağız. Çok az aşı macunuyla bu uç noktadaki yarayı kapatacağız. Ve işlemi sonlandıracağız arkadaşlar. Yalnız bugün 7 Şubat olduğu için geceleri soğuk oluyor. Gece soğuklarından etkilenmemesi için bu pet şişeyi üzerine geçireceğim ve sabitleyeceğim. Böylece gece soğuklarından korunmuş olacak.
Evet arkadaşlar, işlem tamamlandı. Gerisini zamana bırakıyoruz. Başımızı görüyorsunuz. Havalar ısınınca ben şişenin uç kısmına bir delik açtım. Böylece aşırı ısınmayı önlemiş olduk. Artık bu pet şişeye ihtiyacımız kalmadı ve pet şişeyi keserek uzaklaştıracağız. Evet arkadaşlar, iki göz bırakmıştık. Her iki göz de patladı. Aşımız tuttu. Yalnız sargıları henüz çözmeyeceğiz. Çünkü yara yüzeyler tam anlamıyla kaynaşmamış olabilir. Bu sebeple sürgünlerimiz en az 15-20 cm olduktan sonra sargıyı çözeceğiz ve kontrol edeceğiz. Kaynaşma tamamlandıysa tekrar sarmamıza gerek kalmaz. Ama kaynaşma tam anlamıyla gerçekleşmediyse tekrar fazla baskı uygulamadan sarmamızda fayda olacaktır. Bitkimizi inceleyeceğiz. Aşı hizasının altından çıkan yeni bir sürgün varsa mutlaka koparacağız. Çünkü o sürgünler aşı hizasının altında olduğu için suyu ve mineralleri daha hızlı ve daha kolay emeceklerdir. Bu sebeple aşımızın güçsüz kalmasına sebep olacaktır. Şu an alt tarafta herhangi bir sürgün oluşumu olmadığı için size gösteremiyorum. Ama sizin aşılarınızda alt tarafta bir sürgün oluşumu varsa mutlaka koparmanız gerekir arkadaşlar. Aşımızın durumu gayet iyi. Bundan sonra gerisini zamana bırakıyoruz ve sadece gelişmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2 aylık süreçte aşımız çok güzel sonuç verdi. Dilcikli yarma aşının avantajını tekrar anlatmak istiyorum. Her iki uç noktasına da iki ayrı yarık açılır ki kabukların temas yüzeyi artsın. Temas yüzeyi artınca aşımızın tutma ihtimali de artar arkadaşlar. Dilcikli yarma aşı genç dallara, 1 yıllık dallara uygulanır. Normal yarma aşıdan çok daha avantajlıdır. Çünkü o temas noktaları birbirini tamamen örttüğü, kapattığı için neredeyse hiç yara kalmaz. Ve bitkimizin geleceği açısından çok olumlu bir durumdur bu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.